Efendim hoş geldiniz Sedat Bey. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Yani daha önce planladım tabii. Dedim TSO'muzun yeni başkanına geleyim. Hayırlı olsun dileyim diye. Fakat bizim iş nasıl hızlıca geldi, hızlıca da gidiyoruz. Bizim hayat biraz böyle çelik sekmeli olduğu için hızlı gelişiyor. Tam o sırada yani aslında böyle bir şey değişiklik yenilikte bekleniyordu ama çünkü 4 yılı açtığınız zaman bir yerde 4-5 yıl falan civarında olduğunuz zaman orada yeniden bir taze kan gelişiyor. Yani sektörde boyak şirketlerinde de aynı şekilde aşağı yukarı maksimum 5 yılda bir yenilenme olur. Hani biz bu hayatı böyle zaten kabul etmişizdir. Böyle bekleniyordu da. Fakat yani bu geleceğimiz günün hemen öncesinde ayrıca olması tabii yönetim kurullarının toplanma şeyleri, zamanları falan söz konusu olmalı, ona denk geldi. Tabii yeni gelecek olan arkadaşımız henüz atanmadı oraya. Ben kalan imzaları da attım geldi sonunda ki yani iş yürüsün diye. Dün itibariyle Erdemir'deki görevim nihayetlendi. Akşam Erdemir'lerin emeklilerinin yemeği vardı. O da önceden planlanmıştı, ona da katıldım. Onlara da bir Allah'a ısmarladık dedik. Hem de bir arada onların verdiği bir zevkiyle yaşadık. Yani yavaş yavaş tabii şey yapıyorum yani Erdemir'le olan ilintili ilişkileri vesaire falan onları hep ziyaretlerde bulunup Allah'a ısmarladık diyorum. Hani görüşmeyeceğiz anlamına gelmez. Bu hayat çok ilginçtir. Kimin nerede nasıl ne zaman olacağı da belli olmuyor. Bu görevinizde başarılar diliyorum. Ekibinize kolaylıklar diliyorum. Erdemir, Ereğli'nin her şeyi belki değildir ama çok şeyidir. Bugün Ereğli'nin burnu, Erdemir'in burnu kanasa Ereğli ayağa kalkar. Herkesin akrabası var, iş yaptığı bir şekilde bağı var. O yüzden hiç kimse burada Erdemir'e zarar gelsin istemez. Erdemir de tesadüf bilgisidir. Sonuç itibariyle salt Erdemir hep versin, hep yapsın diye bakmamak lazım. Ortak projeler, ilişkiler nasıl olsa, nasıl düzenlense diye bence bakmak lazım. İşte gelen gideni aratır. Ben ona çok fazla inanmıyorum. Yani o alışkanlıklara saplandığımız için oluyor. Bence ileriye doğru bakmak lazım. Yani geriden ders alıp ileriye doğru bakmak lazım. Bence daha iyi olacak. Ona inanıyorum yani. O düşünceyle bugün buradayım. Ben sizin daha güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Size de hayırlı olsun Sedat Bey. Yeni bir hayata başlıyorsunuz. Dediğiniz gibi kimin ne zaman nerede ne şekilde karşı iş hayatı bu. Profesyonel hayat. Ne getireceğini bilemeyiz ama burada başarılı hizmetleriniz oldu. Yaklaşık 4 yıl aşkın bir süredir buradasınız. Sizlerle birlikte çalışmak isterdik doğrusu. İşte bugüne kısmet randevumuz vardı. Dün akşam biz de öğrendik. Ama tabii kurumsal işletme hayat devam ediyor. Sanırım Cem Salih Horal. Salih Bey atanmış. Tecrübeli bir arkadaşımız, evet. Bu İstemir de burada hatta hayata başladı. Sonra İstemir'e geçti. Erdemir'e de bir şu gözle bakıyoruz. Hep sürekli dediğiniz gibi hani Erdemir'le olan ilişkilerdeki sürekli veren pozisyondan ziyade karşılıklı işbirliği nasıl geliştirebiliriz buna bakmamız lazım. Erdemir şehrimizdeki en büyük yatırımcıdır. En büyük istihdam sağlayan kurum kuruluştur. Erdemir'in ilave yatırımlar yapması bu şehri büyütecektir. Biz bunun peşindeyiz. Yani yıllardır İskenderun'a yapılan yatırımlar artık nihayet erdi. Orada kapasite arttı ve zaten sıralamada da İstemir gerçek yerini ortaya koydu. Erdemir biraz bu sefer geride kaldı. Erdemir'de bu yeni yatırım hamleleriyle birlikte olacağını düşündüğümüzde de beklediğimiz hamlelerle birlikte hem üretim kapasitesini artıracaktır hem farklı çeşitliliğe ürünler üretecektir. Böyle olduğu zaman da şehrimiz büyüyecektir. Biz buna bakmamız lazım. Ha, diğer sorunların hepsini çözeriz. Çözemeyeceğimiz bir şey yok. Çünkü bunlar konuşularak mantıklı ve doğru şeyler istediğiniz zaman, karşınızdakilerde masaya yatırdığınız zaman bu işler çözülür. Çünkü biz kendimiz için bir talepte bulunmayacağız. Şehrimiz, üyelerimizle ilgili olarak talepte bulunacağız. Bu da kişiye özel değil ya da sektörel değil. Bu şehrin genelini ilgilendiren, bu şehri büyütmeye yönelik projelerdir. Biz bu anlayıştan zaten burada Sayın Müdürüm hani çalışma fırsatı bulamadık ama bu hem bir hayırlı olsun hem bir veda ziyareti oldu karşılıklı.